Geçen hafta ve bu hafta bir çığlık atmak istiyoruz. Bu toplantılar bir çığlık atma toplantısı. İnsanlar evine, köyüne, yöresine, şehrine, memleketine sahip çıkmalı. Oranın dertleriyle dertlenmeli, oranın meseleleriyle bütünleşmeli. Ve insanlar insanlık meselelerine ilgi duymalı, insanlık mirasına katkıda bulunmalı. Geçen haftadan itibaren ümit ederim buradaki topluluk geçen haftaki şanslı topluluğun bir parçasıdır, burada olmuşlardır. Muhteşem bir toplantıyı yaşadık biz. Şehir ve medeniyet diye. Şehir ve medeniyet ilişkisi. Yaşanabilir şehirler nasıl olmalı? Bizim kültürümüzde yaşanabilir, bizim medeniyetimizde yaşanabilir şehirler nasıldı? Dünyada yaşanabilir şehirler nasıl? Ve günümüzde halde şehirler nasıl olmalıyı geçen hafta Erbab'ın ağzından konuştuk. Geçen haftaki toplantı bir yol açma toplantısı idi. Ama bugünkü toplantı ise Eskişehir özelinde bizim şehrimiz. Bizim şehrimiz nasıl bir şehir? Yaşadığımız şehir nasıl bir şehir? Nasıl olmalıydı? Dün nasıldı? Halde nasıl? Belki gelecekte de nasıl olmalıyı konuşacağız. Konuşacağımız arkadaşlarım, bu şehre kafa yoran arkadaşlarım, hemen her gün bu şehirle ilgili bir meseleden bahseden arkadaşlarım ve Eskişehir'de hemen herkes tarafından bilinen arkadaşlarım. Bu arkadaşlarım kendilerine göre gördükleri doğruları ve yanlışları kamuoyuna yansıtmaya, bizimle paylaşmaya, dolayısıyla bir cılız bile olsa bir çığlık atmaya çalışıyorlar. Yani bize diyorlar ki, ey Eskişehir'de yaşayanlar, evet bu şehrin böyle meseleleri var, haberdar mısınız? İlgi duymaya mecbur değil misiniz? İlgi duyuyor musunuz, duymuyor musunuz diye bizi ikaz ediyorlar, bir çığlık atmaya çalışıyorlar. Bir bakıma bizim bugünkü toplantımız o arkadaşlarımızın cılız seslerine bir katkıda bulunma toplantısı. O arkadaşlarımızın seslerini, yüreklerinden kopup gelen sesleri kamuoyuna dalga dalga taşıma toplantısı ve kendimizi ve Eskişehir'de yaşayanlardan bundan haberdar etme, bir bakıma ikaz etme toplantısı. Eskişehir'in yönetenleri, Eskişehir'in siyasetçilerini, Eskişehir'in belediyecilerini, Eskişehir'in oda başkanlarını, oda yöneticilerini, Eskişehir'de var olduğu ifade edilen ve Türkiye ortalamasına göre hepsinden çok daha fazla sayıda olduğu ifade edilen, değil mi Sayın Baş? Sivil toplum örgütlerini, evet, bu şehre sahip çıkmaya çağırma toplantısı bu toplantı. Sivil toplum teşkilatları, siyasi partiler, Eskişehir'i yönetenler ve diğerleri ve hepimiz, evet, neredeyiz? Bu şehrin meselelerine ne kadar ilgi duyuyoruz ve ne kadar sahip çıkıyoruz? Ne kadar gündemimizde? Halbuki aziz dostlarım, bir medeniyetin ölçüsü şehirdir. Bir medeniyetin yansıması, uç yansıması şehirdir ve bir medeniyet tasavvurudur. Eğer bir milletin mensuplarında bir medeniyet tasavvuru, medeniyet düşüncesi oluşursa, bu yaşayanlardan yaşama biçimi haline gelirse, bir kültür haline dönüşürse, o kültürden, o yaşama biçiminden, ihtiyaçtan hareketle de şehirler meydana gelir. Şehir bir medeniyetin, bir milletin göstergesidir. O göstergeye bakarak o medeniyet hakkında hüküm vermek mümkündür. O sebeple bugün şehrimize de belki o açıdan bakacağız. O bakış açısıyla bu şehre bakacağız. Bu şehirde yaşayanlar olarak, bu şehirde yapılanlar, dün yapılanlar, bugün yapılanlar, yarın yapılacak olanlar ne kadar bizim medeniyetimizin temsilcisi ve bu şehirler ne kadar yaşanabilecek şehirler. Akşam evlerimizin etrafında dolana dolana otomobillerimizi, arabalarımızı park etmek için yer aradığımız şehirler ne kadar huzurla yaşadığımız şehirler. İki tarafı otomobille dolu şehirler ve arasından itfaiye ve çöp arabalarının geçemediği şehirler ne kadar bizim şehirlerimiz. 500 metrelik mesafede 11 trafik ışığının olduğu şehirler ne kadar bizim şehirlerimiz. Ve gondolu süren, gondol sürücüsünün Napoliten şarkılar söylediği ve böyle öğretme merkezlerinin olduğu şehirler ne kadar bizim şehirlerimiz. Ve İngiltere'de nikah yapılan kiliselerin önünde bekleyen
kıyafetlerle, kıyafetler giymiş olan faytoncular ve o faytonlar ne kadar bizi, bizim kültürümüzü ve bizim şehrimizi temsil ediyor. Ne kadar biziz. Ve akşam üzeri at arabaları konvoylarının geçerek çöp topladığı bu şehirler, akşam üzeri at arabalarından yürüyemediğimiz şehirler ne kadar bizim şehirlerimiz ve bizim şehirlerimiz nasip olmalı. Bizim şehirlerimizin önceliği ne olmalı? Yatırımlarda önceliği ne olmalı? Yapılan şeylerde yatırım önceliği ne olmalı? Evet, aziz dostlarım, bütün şehirlerde 1950'den bu tarafa, 55'ten bu tarafa Karadenizli müteahhitlerle, Erzurumlu müteahhitlerle vesaire karşılaşıyoruz ve dert yanıyoruz. Bunlar şehirlerimizi yağma etti, beton yığına dönüştürdü diyoruz. Ama aziz dostlarım, bunlar bir şeyin uç kısmı. Bunları yöneten irade, bunları yönlendiren irade, onlar nerede? Bizim şehirlerimizi meydana getirmesi, bizim değerlerimizden kaynaklanan şehirleri oluşturması gereken iradeler, onlar nerede? Belki bugün arkadaşlarımızın ağzından bu çığlıkları dinleyeceğiz. Evet, birileri yapabilir. Ama onları yöneten, onlara bu imkanı, bu inisiyatifi tanıyanlar nerede? Belki onları konuşmak lazım. Aziz dostlarım, şehirlerde en çok belediye meclislerinde görüşülen şeyler imar değişiklikleri. 100 belediye meclisi kararı çıkıyorsa 95 tanesi, arkadaşlarım onları şüphesiz çok daha iyi biliyorlar, 95 tanesi imar değişikliğiyle ilgili. Bir gün önce bakıyorsunuz yeşil alan, ertesi günü 11 kat veya 20 kat veya 5 kat ila rant sahibi haline gelen alanlar. Birileri tarafından yeşil alan diye fakir fukaranın elinden çok ucuz fiyatlarla toplanan alanlar, ama 3 ay sonra bakıyorsunuz çok büyük rant getiren alanlar. Arkadaşlarım, bugün burada konuşacak arkadaşlarım zaman zaman bunları yazıyor ve dile getiriyor. Ama aziz dostlarım, biz bunları paylaşmazsak eğer, biz bunları, bu şehri, bu havayı, bizim kültürümüzde o, biz bunların hepsinin emanetçisiyiz. Bize emanet edilen değerler. Ama vahşi kapitalizmde bunlar kullanılan parçalar, kullanılan meta, istediği gibi vahşice kullanılacak şeyler. Ama bizim kültürümüze havası da, suyu da, yeşil de, şehri de, köyü de, yolu da emanet edilen insan merkezli bir medeniyetin devamcısıyız, takipçisiyiz. Oradan geliyoruz. Evet, biz ne kadar bu emanetlere sahip çıkıyoruz, ne kadar taşıyoruz fark etmez hepimiz. Herkes kendine sormalı ve herkes kendine ben bunlara ne kadar sahip çıkıyorum ve ne kadar hak ediyorumu deme toplantısı bugün bu. Hepimiz ne kadar hak ediyoruz, şehirde yaşamayı ne kadar hak ediyoruz, yanlışlara ne kadar karşı çıkıyoruz, doğruların yanında ne kadar yer alıyoruz, bir çığlığı bu toplantı. Bugün Murat Taşkın'la, bugün Ali Baş'la ve bugün Vedat Alp'le Mesut Bey kardeşimin yönetiminde bu çığlığı atacağız biz. Eskişehir'de bir çınlı yakacağız ve çınlı şu mütevazi toplulukla biz bugün bekliyorduk ki burada bütün oda başkanları olur. Bütün siyasi parti başkanları veya temsilcileri olur. Eskişehir'i yönetenler olur. Eskişehir'den seçilenler olur. Seçip gönderdiklerimiz olur. Ama ne var ki Eskişehir yıllardan bu tarafa evi burada olan, burada oturan insanları Ankara'ya Eskişehir temsilcisi olarak göndermiyor ki. Eskişehir, Ankara'yı temsil edenlerin hemen belki bir tanesi, belki iki tanesi hariç Eskişehir'de yıllardan bu tarafa evleri yok ve ikamet etmiyorlar ki. Senin benim çektiğim sancıyı çekmiyorlar ki. Benim yürüdüğüm yollarda yürümüyorlar. İki tarafı eciş bücüş arabalarla tıkılı sokaklarda yürümüyorlar. Otopark ihtiyacının ne olduğunu veya 100 metrede bir ışıkla beklemenin ne olduğunu yaşamıyor onlar. Yani ne Eskişehirli meselesine o kadar sahipler ne de seçtiklerimiz sahipler. Olsaydık bugün burada olurduk herhalde. Eskişehir evet, kişi başına düşen sivil toplum itibariyle en fazla olan yer. Eskişehir Türkiye'nin aydınlık yüzü diyoruz. Ve ne kadar doğruysa Eskişehir yaşanabilir şehirlerin içerisinde diyoruz. Evet, ne kadar ve nerede o insanlar ve bu insanlar. Bakın orada bir tane mütevazi bir insan var. Çevre Derneği Başkanı. Tek başına imreniyor ve onu şerefle selamlıyorum. İmreniyorum o insana tek başına, bir başına.
Yanında kimsesi de yok. Tek başına çıkıyor, bu şehrin meselelerini gündemimize getirmeye çalışıyor. Öğretim üyesi sıfatıyla erinmeden her gün Türk ocağına ben utanıyorum, ben hicap duyuyorum. Mütevazi bir şekilde, sessiz bir şekilde davetlerini, gazetelerini, mültenlerini getiriyor, derneğe kadar yürüyor, getiriyor ve bırakıyor. Sadece bize değil, herkese şehir olmak bu demek. Şehir olmak, şehrinizin meselesine, köyünüzün meselesine, mahallenizin meselesine bu şekilde sahip çıkmak demek. Nerede onlar? Şehri yönetenler nerede bugün sayıda? Nerede belediye başkanlarımız? Siyasi partilerimizin aziz başkanları, temsilcileri neredeler? Şüphesiz her zaman yapıldığı gibi mülki idare amirleri neredeler bugün? Onlar dinlemeyeceklerse bu aziz arkadaşlarımın ve bu işe kafa yoran, çile çeken öğretim üyesi arkadaşımın söylediklerini kim dinleyecek Allah'ını severseniz? Kim dinleyecek? Nerede bu şehrin mülki amirleri? Ama her zaman olduğu gibi bu zevat, bu önemli zevat, efendim şehrin protokolünü meydana getiren bu zevat her zaman olduğu gibi önemli işleri sebebiyle gelememişlerdir. Telgraf çekmekte itibar etmiştir. Daha önceden planlanan işleri sebebiyle. Mütemadiyen bu standart, alışılagelmiş, soğuk, beni iten bu telgraflarla her zaman için önemli işlerine koşmuşlardır değil mi Sayın Başkan? Evet. Dolayısıyla bugün önemli zevat ve şehrimizi yönetenler burada yok ama biz bize bu şehri konuşacağız. Bu çığlığı devam edecek, takip edecek toplantılarla bu şehre kabul ettireceğiz. Şehirde yaşıyorsak eğer, şehir olmasını istiyorsak bunu hak edeceğiz. Hak etmiyorsanız eğer, bunu bir kültür haline, bir yaşama biçim haline dönüştürmüyorsanız eğer, o zaman o şehirde yaşamayı sayın bekliyorum, hak edebildiğimizi söylemek mümkün değil herhalde. Kaldı ki iki üniversitede bir şehirde, Türkiye'nin aydınlık yüzü diye kabul edilen bu şehirde, evet bunu ne kadar hak ediyoruzu arkadaşlarımızın ağzından konuşma imkanını bulacağız. Ümit ederim bu toplantı buna bir başlangıç vesilesi olur. Arkadaşlarım kendi gazetelerinde, yayın organlarında bu çığlığı kamuoyuna taşırlar. Bir çığlık, evet sizler hepimiz bu çığlığa cevap vermeye mecburuz. Bir yana kalamayız. Vurdum duymaz olamayız. Kafa arkalarında birbirimize dert yapmaktan artık kurtulmak durumundayız. Eğer bir şey varsa gür bir şekilde yüreğinden kopan gelen çığlıkla bunu kamuoyuna anlatmak mecburiyetinde olduğumuzun başlangıcı olur bu toplantı diye ümit ediyorum. Ve Mesut Küçüktalay kardeşimi toplantıyı yönetmek üzere buraya davet ediyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hocamızın üst düzey belagatinden sonra benim konuşmam size biraz naif gelebilir. Bu nedenle şimdiden suçundan lisan edersem hak ola diyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Milletvekilim, Eskişehir'e gönül vermiş değerli hemşehriler, hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle Nedim Hocamızın şahsında Eskişehir Türk Ocağı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu tür kültürel faaliyetleri her hafta düzenleyerek şehri aydınlattığı için. Bildiğiniz üzere geçen hafta çok değerli bir büyüğümüz, bir Türk entelektüeli Saadettin Ökten buradaydı ve bize şehirleşme ile ilgili bir sunum yaptı. Burada bizler neyi gördük? Bir şehrin yaşanılabilir olması için o şehirde yaşayan insanların medeniyet köklerinden beslenen bir şehir süliyetinde olması gerektiğini gördük. Artı, kapitalist olmayan ülkemizde yapılan yeni yapılanmalar, yeni şehirlenmelerin nasıl olup da kapitalizme öykünmeler içerdiğini gördük. Bu nedenle medeniyet ve şehir arasında, medeniyet ve insan arasında, medeniyet ve yapılar arasında çok ciddi ilişkiler olduğunu gördük. Bugün Nedim Hocam sizlere ifade etti. Şehrimizin çok değerli basın mensuplarıyla sohbet edeceğiz. Eskişehir'i, Eskişehir'in problemlerini tartışacağız. Nasıl bir şehirle karşı karşıyayız sorusuna aslında yine Nedim Hocamız ifade ettiler. Ciddi problemlerle karşı karşıya olduğumuz kesin. Alt geçiti ve üst geçiti olmayan, kelebek yollarla donanmamış bir büyük şehirle karşı karşıyayız. Hala içme suyunu bidonlarla evimize taşıdığımız ve diğer şehirlerdeki insanlara göre ayda 80-90 milyon, zaman zaman daha fazla
içme suyu ödemesi yaptığımız bir büyük şehirle karşı karşıyayız. Park sorunuyla, trafik sorunuyla karşı karşıyayız. Çöp dağlarının şehrin içinde yığıldığı köşe başlarında ve affedersiniz kedilerin ve köpeklerin onları eşelediği bir şehirle karşı karşıyayız. Daraltılan sokaklarla karşı karşıyayız. Kent çöplüğü kokan bir büyük şehirle karşı karşıyayız. Asfaltlama çalışmalarının olmadığı ve yapılan düzenlemelerde Türk kültürünün ve bizim medeniyetimizin yansıtılmadığı bir şehirle karşı karşıyayız. Bugün sanıyorum değerli basın mensubu arkadaşlarım sizlere bu konuda bilgi verecekler. Ben izninizle çok fazla sözü uzatmak istemiyorum ve hemen kendilerini davet ediyorum. İki Eylül gazetesinden Sayın Ali Baş, İspanya gazetesinden Sayın Uzak Taşkın ve Şehir gazetesinden Sayın Vedat Alp'i izninizle davet ediyorum. Evet, Sayın Engin Baydö, Sakarya Gazetesi'nden daha önceden katılacağını söylemesine rağmen son ana kadar henüz bir haber etmiş herhalde değil. Neden hocam? Haber gelmedi. Sanıyoruz kendisinin bir problemi çıktığı ümit ederiz, ciddi bir sorun yoktur. Evet, hoş geldiniz. İsterseniz ben şöyle kurguladım. Programı üç temel şeyi tartışalım ve bunu çok formal bir toplantı olmaktan çıkartalım. Bir tür fikir alışverişi haline dönüştürelim. Üç temel şey, bir tanesi Eskişehir kenti ve bu kentteki gelişmelerin bizim medeniyetimize uygunluğu konusunu tartışalım. Yani Eskişehir yaşanabilir bir kent midir? Bizden bir şeyleri yansıtıyor mu? 2000 yıllık medeniyetimizin göstergelerini biz bu şehirde bulabiliyor muyuz? İkinci üzerinde isterseniz yoğunlaşacağımız nokta Eskişehir'in temel problematikleri olsun, belediye problematikleri, yaşam problematikleri olsun. Üçüncü soruda isterseniz çözüm önerisi üzerinde duralım. Sizlerin çözüm konusunda düşüncelerinizi alalım. Bugün ben bir küçük değişiklik yaptım. Nedim Bey direnmesine rağmen buna bir tür iç darbe de denilebilir. Nedim Bey soruları genellikle kağıtlara yazdırmak suretiyle alıyordu. Ben bunu çok sağlıklı bulmadığım için belki bu oturumluk, belki daha sonra bu devam eder. Soruların canlı sorulması gerektiğini söyledim ve bunu kabul etti Nedim Bey. Bu nedenle panel bittikten sonra bana ya da katılımcı arkadaşlarımıza sorusu olanlar kalkarak bu soruları yöneltebilirler. Biz Eskişehir'in entelektüel düzeyinin ve buradaki bu dinleyicilerin entelektüel düzeyinin üst düzeyde, had safhada olduğunu bildiğimiz için hiçbir kuşku duymuyoruz. Efendim tekrar hoş geldiniz. İsterseniz Ali Bey'le başlayalım. Sohbet de edebiliriz, karşılıklı tartışabiliriz. Eskişehir, evet. Bir medeniyet kenti olarak, Osmanlı'nın doğduğu bir kent olarak. Şimdi Eskişehir'i evet nasıl buluyoruz? Bu hikayeyi zaten hepimiz biliriz. Ben tekrar anlatmakta bir sakınca görmüyorum işte. Bizim ilk insanlar, Türkler geldiği zaman burayı yapacaklar, nasıl yapalım diyorlar. İşte kuzuciğerine bakıyorlar. Önce porsa atıyorlar. Sonra bakıyorlar kuzuciğeri hemen çürüyor. Sonra yediler hem de çıkıyorlar. Sonra bakıyorlar ki odun pazarına asıyorlar kuzuciğerini. Ve 3 gün kalıyor orada çürümeden. Ha diyorlar, demek ki burası iyi bir yer, biz buraya yerleşelim. Yani bizim mantığımız ne diyor eski medeniyetimiz? Şehir sağlıktır. Birinci kural bu. Şehrimizin sağlıklı olması lazım. Yani Avrupalılardan bu anlattığımız farklı bir şehir yapımız var. Baktığımız zaman İngilizce town diyorlar şehirde, town. Aynı zamanda kapalı yer anlamına geliyor, şehir anlamı. Rusya'da işte grad, oran diyorlar. Bu da şehir anlamıyla beraber aynı zamanda kapalı yer anlamına geliyor. Biz eskiden dedim hocam daha iyi bilir, balık diyoruz. Ve bizimki farklı, açık. Diğer Avrupa ile farkımız bu. Avrupa artı değer dediğimiz, artı ürünü, onu saklıyor kentlerinde, önlerine kaleler dikiyor, hentletler yapıyor ve bunu dışarıdaki insanın gelmemesi için. Yani ona karşı koruma. Kentler aynı zamanda kapitalizm. Yani buradaki işte bize barbar diyorlar, barbarlar gelmesin, işte köylüler gelmesin. Belli bir zümrenin aracı kentler. Bizde ise, yani bizim Türk kentlerinde bu yok. Hatta şeyi bilirsiniz, Osmanlı'da, tam anımsamıyorum şimdi, ya Osmanlı Gazi'ye, Marat Gazi'ye. İlk kaleyi aldığı zaman diyorlar ki
Ya bunlardan diyorlar, vergi almayacak mısınız diyorlar. O neymiş ya diyor. Yani biz bunları koruyoruz ya, şeyimizin ne diyor. Pazara gelenlerden vergi almayacak mısınız diyor. Aa diyorlar. Ya öyle bir şey bizde yok diyorlar. Ondan sonra biz vergi almaya başlıyoruz. Demek ki Avrupa'nın şehircilik anlayışıyla aslında bizimki farklıymış. Zaman içerisinde biz Avrupa'nın şehirleri, yani onlara hükümeye başlamışız. Şehirlerimiz de onlara benzemiş. Tabii bu günümüze kadar böyle gelmiş ama bizim kendi iç dinamiklerimizde farklı olaylar var. Şimdi bütün bütün iktidarlar olabilir, siyasi görüşler olabilir. Şimdi bir küreselleşme başladı. Buraya kadar geldi ama bir küreselleşme olayı oldu. Küreselleşme ile beraber söylenen bir şey daha var. Yerelleşme. Şimdi diyorlar ki dönemin Dünya Bankası, IMF yetkilileri hep şunu söylerler. Küreselleşme ile yerelleşme aslında ikiz kardeşlik. Sıyamışsınız. Ama küreselleşmeye girenlere karşı ya yerelleşme diyorlar, o iyidir diyorlar. Ya yerelleşme nedir? Şimdi bizim gibi ülkemizde ulus devletlerde yerelleşme nedir? İşte, ama Kütahya'ya kaptırmayalım, Eskişehir kapsın. Neyi kapacağız biz? Yani işte sermaye geliyor, büyük sermayeye biz. Aman gelsin, bize bir şey yapsın diye yalvarır hale getiriyorlar kentlere. Böyle bir durum yok ki. Bizdeki asıl olay bu. Yerelleşme ile küreselleşmenin ikisi beraber gider. Bunlar ikizdir, yapışık, ikiz kardeştir. Ama biz bunu bilmiyoruz. Bakın bu Balkan ülkeleri falan, ulus devletler ufak ufak parçalanır. Parçalanmadığı yerlerde yerelleşmeyi sokarlar. Derler ki işte yerelleşme. Yerelleşmenin en önemli noktası günümüzde, bu anlattık ya kentlerde. Biz deriz ki gazeteci olarak yıllardır varız, en az Eskişehir örneği. Kardeşim bu şehre bir meydan lazım deriz. İnsanlar toplansın, görüşler açıklasın. Bu şehir madem çağdaş, yaşanabilir, yarı bir şehir, niye meydan yok deriz. Yönetenler ne yapmaya çalışır biliyor musunuz? Kule dikmeye çalışır. Kuleler kentlerin kalbine hesaplanmış hançerlerdir. Aynı zamanda küreselleşmeyi simgeler. Gücüdür. Bu tabi altın altta propaganda ediliyor ve iyi bir şeymiş gibi bize sunuyor. Hayır, biz Eskişehir olarak burada bir sürü insan var. Bizim bir kuleye ihtiyacımız var mı? Ama dikkat edin, zaman zaman, biraz önce Nedim Hocam'ı dikkatle dinledim ben. İmarat yapmaksın dedi işte, 11 kat, 12 kat. Hayır, 12 kat değil. Böyle olsa mahsul kalıyor. Artık kule dikmeye çalışıyorlar. 30 kat, 40 kat yapmaya çalışıyorlar. Eğer biz gerçekten çağdaş, yaşanabilir bir kent, insanların demokrasiyi özümseri, barışın egemen olduğu bir kentte yaşamak istiyorsak, öncelikle benim kendi görüşüm bu küreselleşmenin, emperyalizmin ya da vahşi kapitalizmin icatları olan kulelere karşı dönememiz lazım. Bakın Araplar dikiyor, devamlı kule dikiyorlar. Ne olacak? Bir şey yaptı var mı? Araplara bir faydası mı var? Ha, onun için benim biraz sonra anlatacağım işin böyle olduğunu, arkadaşlara söz vermemekten. Yaşanabilir kent olmak istiyorsak, medeni kent olmamız istiyorsak, işte Sadık Doktan hocamın da dediği gibi gençler toplantıda, ha takip köprü yapmışsın, ha takip kule bitmiştir. İkisi arasında bir fark yoktur. Ha biri rakça daha büyüktür, biri daha azdır. Benim söylemek istediğim, şimdi özetle bunlar, biraz sonra devam ediyorum. Evet, şeyler konusunda mesela evet. Bu aslanlar var köprü başında, evet. Ben çok dikkatimi çekiyor Sphinx'ler. Bizim kültürümüzde mesela sizi rahatsız ediyor mu aslanlar? Ediyor. Yani mesela bizim kültürümüzde bir Cezayir'de Hasan Paşa var sanıyorum aslanla gezen. Bir de aslan. Şimdi şöyle, yani bunu... Onun dışında başka aslan bizim... Aslanlar var, bunu çoğaltabiliriz şöyle. Yani bu baktığımız zaman biz işte Atatürk yaptığı zaman ilk şey diyor, Sümer Bank, Eti Bank. Niye bunlar isimleri Sümer Eti? Çünkü diyoruz ki biz buraya gelmişiz, eski medeniyet. O medeniyette sahipleniyoruz biz. Hani derler ya, Türkler Anadolu'da gelirdi kardeşim kaç yıl oldu, 1000 yıl oldu. Bizden başka Anadolu'da 1000 yıl kalan bir medeniyet var mı? İşte 1800 kalan Türkler falan var. Başka da yok, biz eski medeniyetiz. Peki aslan ne zaman varmış Anadolu'da? Frike'ye orada gelecek. Şey yazık ya, Frike'ye var. Yani tarih ilk çağlarında burada aslan varmış. Bizim, yani aslan heykelini dikmemiş için onu görmemiz lazım. Aslan nedir? Bir Türklerle aslanın bir şeysi olmasın. Türklerle aslanın bir ilişkisi yok. Şey, en fazla eski durdu. Aslanı hayvanlar. O da işte yani aslan yok orada. Bizim kültürümüzde fil var, kaplumbağa var, kurt var. Yani efsanelerimiz var ama aslan yok. Ve bizim kültürümüzün parçası olduğu için ayı olsa daha anlamlı olur. Yani bakış açısı bakarsa bence. Evet. En azından soyduğumuz zaman ayıyı insana benzeyen tek hayvan. Yani böyle soyarsanız etli bir Türk olmasa bir türse ayı insana benzer. Kızıp derler de zaten şey der. İnsanın ikiz kardeş derler ayı. Hadi böyle bak bakalım. Vedat Bey isterseniz size söz vereyim şimdi. Böyle biraz daha ben formel olsun istemiyorum konuşma. Çok televizyonlardaki gibi birbirinize girin de istemiyorum. O benim için işte ama şey yapabilirsiniz yani birlikte konuşabiliriz. Şimdi Şehir Gazetesi'nden Vedat Bey'in
yaşanabilir bir şehir ve medeniyet üzerine düşünceleri. Şimdi peki, ben o konuda değil de öncelikle Sayın Başkan, değerli konuklar, herkese saygılar sunuyorum. Biz her gün köşelerimizde yazı yazan insanlar bu kolay oluyor da biraz konuşmak, yazmak kadar kolay değil. Onun için sürçülü insanı edersek affola. Değerli konuklar, şimdi farklı Nedim Hoca'nın sunuş konuşmasıyla yönetici hocamızın konuşmasının arasında ben bir şeyde kaldım. Kendisiyle ben ne konuşayım diye. Çığlık atalım derken çığlık atmadan önce biz bir nasıl bir kentte yaşıyorsunuz tespitini yapalım düşüncesiyle. Son yıllarda Eskişehir'de sürekli kullanılan bir tanımlama var. Eskişehir işte çağdaş, gelişmiş bir Avrupa kentidir. Önceler bu söyleniyordu. Sonra artık bu da yeterli görülmedi. Eskişehir dünyada benzeri görülmeyen eşsiz bir şehir oldu. Artık billboardlarda her yerde bu ülkesini tanımlamayla karşı karşıyayız. Eskişehir gerçekten öyle bir kent mi? Önce bir onu bir tespit etmemiz lazım. Ben bu tespite de önce yönetim anlayışından bakmak gerekir. Bugün çağdaşlığın en önemli göstergelerinden birisi o ülkeye ya da o kente hakim olan yönetim anlayışının çağdaş olup olmamasıdır. Çağdaş yönetim anlayışının temeline özetlersek üç ana temele dayanıyor. Katılımcılık, şeffaflık ve denetlenebilir olmak. Başka ölçütleri de olur ama olmazsa olmaz koşulları, bugünkü çağdaş bir yönetim anlayışının olmazsa olmaz koşulları katılımcılık, şeffaflık ve denetlenebilirliktir. Katılımcılık, ben gazeteciliğe başladım, işte belediye başkanları takip ettiğim 1984 yılından beri işte rahmetli Sezai Aksoy'la birlikte her belediye başkanının vaat ettiği bir söz. Biz kenti seçilirsek sivil toplum örgütü yöneticileriyle, kentin işte kanaat önderleriyle ve halkla birlikte yöneteceğiz ve onların öncelikleri bizim önceliklerimizi onlar belirleyecek şeklinde katılımcılık sözü verdiler ve seçildiler. Seçildikten sonra aslında bu konuda bazı işler de yaptılar. 1999'a kadar onun adı kent kurultaylarıydı. Bir kentin ortak aklını yaratmak ve bir kent anayasası oluşturmak için kent kurultayları düzenlendi. Düzenlendikleriyle kaldılar ve sonunda bir kitaplar oluşturuldu. İşte kent kurultayları anası olarak hepimizin kütüphanesinde duruyor. 1999 bir dönüm noktası oldu, adı değişti. Seçilen belediye başkanı seçilmeden önce yine aynı sözleri verdi. Biz mahallelilerle, mahalle muhtarlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve halkla birlikte yöneteceğiz. Sonra bir çalışma da başlatıldı hatta. İstanbul'da bir danışmanlık firmasına anlaşıldı. Büyük ciddi miktarda o dönem için paralar ödendi. Eskişehir'de ortak akıl yaratma süreci başlatıldı. Komisyonlar kuruldu sivil toplum örgütü başkanlarından. Komisyonlar çalıştılar, Eskişehir'in sorunlarını tespit ettiler. Bunlara çözüm önerileri de geliştirdiler. Sonra ne oldu? Başkan dedi ki hani para? Bende akıl zaten var, bana para mı? Ve öyle bitti. Sonra da tek akılla yönetilip geliyoruz. Katılımcılık yine rapta kaldı. Bunun katılımcılığın yarattığı büyük sıkıntılar var Eskişehir'de. Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Son somut örnek 1/25.000 ölçekli imar planlarıdır. Bu imar planları Eskişehir'in 2015 yılına kadar planlayan gelecek tasarımı, geleceğini şekillendiren bir imar planları. Kapsamı da oldukça geniş ve Eskişehir'in bir ölçüde yapılaşma analizi. Peki bu planlar nasıl hazırlandı? Bunun nasıl hazırlandığının sorusunun cevabı itirazlarda yatıyor. 2540 itiraz var. İtiraz edenler kim? Mülk sahipleri değil. Örneğin Eskişehir Ticaret Odası. Katılım sürecine katılmamış ve çıkan sonuca tepki gösterip yanlış olduğuna inanıp itiraz etmiş, itiraz etmemiş, dava açmıyor. Kim itiraz etmiş? Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi. Yani bir imar planına ve tamamının iptali nedeniyle itiraz ediyor ve dava açıyor. Eğer bir şehirde yapılan 1/25.000 ölçekli imar planında şehir plancıların katkısı yoksa
ticaret odasının katılımı yoksa ve bunların itirazı varsa bu işte bir sakatlık var demek. Başka kim itiraz etmiş? Odun Pazarı Belediyesi itiraz etmiş. Bu belediye bu planın uygulayıcı ve alt kademelerinin hazırlayıcısı bir kurum. Bu kurum 1/25 imar planı hazırlama sürecinde yok. Oluşan tepkide itirazları dikkate alınmıyor ve dava açmak zorunda kalıyor. Şimdi böylesi bir planın katılımcılığa kapalı olarak hazırlanması olacak şey mi? Bu kent, ki bunu hazırlayanlar daha önce rektör ya da başka görevlerde bilim adamı söylediklerinde bir sözü var. Çok da doğru bir söz. Bir kentin imar planları belediye bürokratlarına, bir tek belediye başkanına ve hatta meclis üyelerinin iradesine bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu kentin sivil otoritelerinin katılımlarıyla hazırlanmalıdır diye ben altına imza atacağım bir kitap. Hatta bir kentin çığlık diye kitapta da yazıyorum. Ve bugün yapılana bakıyorsunuz, 1/25 bin ölçekli imar planı yapılıyor ve bunda kentli yok, kimse yok. Müellifi bile meçhul. Ve ilginçtir, Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı 2 yıllık yüksekokul mezunu bir tekniker. Küçümsediğim için söylemiyorum. O teknikerin de görev alacağı çok önemli görevler var. Ama böyle 1/25 bin ölçekli imar planlarının geçtiği bir dairenin başında 2 yıl yüksekokullu bir tekniker olamaz. Ama niye oluyor? Çünkü baştaki nakli herkese yetiyor, onu imzalayacak adam lazım. Böylesi bir katılımcılıktan uzak... Vedat Bey'in şeyi ben dikkatle izliyorum, çok güzel hakikaten, hatipliğiniz öyle çok şey değil yani, yazdığınız kadar güzel de hatipsiniz aynı zamanda. Şey fakat tonlamadan sinir katsayısının milim milim attığını görüyorum, rahatlamanız anlamında sorayım ben size. Mesela ben şeyi hep merak ettim, biz gazeteci olarak tabi aynı zamanda Ali Bey'e de Murat Bey'e de geliyorum sorum. Şehirdeki cadde ve sokaklar ismi değiştirilmişti bir tarih ve orada da bir halk oyu, bir yoklaması yapılmadı. Şimdi hocam, şunu mesela, bozarsak, şimdi ben bir şunu yani gerekçesini siz biliyorsunuz. Tamam. Siz o zaman tabii ki sohbet olur ama şunu de, yani şu an Eskişehir'deki hakim olan yönetim anlayışında katılımcılığı görmek mümkün. Tabii bütün belediyeler aynı, hepsi. Yani bütün belediyeler de aynı şey. Peki, şeffaf mı? Yani şeffaflıktan söz etmek mümkün mü? Yani şimdi yine şey verin, yani bir örnek. Hak yapanlar tarafından doğru bilgilendiriliyor mu? Yine aynı 1/25 binlik, hepinizin tanık olduğu ve yakından ilgilendiğini zannettiğim bir konu olduğu için örnekleri oradan veriyorum. 1/25 bin ölçekli imar planlarından katılım olmadığı için askıya çıktıktan sonra herkes haberdar oldu. Ve işin ilginci, sonra da doğru bilgilendirme yapılmıyor. Şimdi ben anlatımlara bakarsanız 1/25 bin ölçekli planlar sadece Mutlalık'taki bir yol toprakları satılan arazi için yapıldı. Başka bir şey yok. Yani şimdi hepimiz Eskişehir'in toprakları satılıyor ki satılmasın. Şu satılıyor, bu yatırılıyor, orası tarım alanı değil. Doğrudur, öyle de olabilir. Ama 1/25 bin ölçekli planlar sadece orası için yapılmamış ki. Yani nedense hep cambaza bak yöntemle uygulanıyoruz. Mutlalık'ta toprak satılan arazi ya öbürleri 1/25 bin ölçekli plan Keskin'den Çağlan'a, bilmem Çukurhisar'dan bilmem aşağı Kartal köyüne kadar koca bir araziyi kaplayan bir şey. Bu planın içerisinde o işaret edilen nokta Toplilen'in arkası değil, ucu kadar bir yer. Bırakın genel plan içerisindeki noktayı, Muttalip'te ilgilendiren bölgeyi bile, örneğin o spor alanı diye meşhur dedikleri yerin arazinin 10.500.000 metrekarelik içerisinde o gösterdikleri toprak satılıyor denilen yer Toplilen'in arka ucu kadar. Ve bunun dikkatleri üzere çekip sanki başka planla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Tüm itiraz edenler, örneğin Eskişehir Ticaret Odası da, Şehir Plancılar Odası da, Odun Pazarı Belediyesi de hepsi Mutlalık'taki toprak satışından rant elde ediyorlar ve onun itirazı, onun için itiraz ediyor. Yok öyle bir şey. Halkı doğru bilgilendirin. Bu insanlar niye itiraz etmiş? Plan nedir? Siz ne öneriyorsunuz 2015 yılı için Eskişehir'e? Hangi perspektifi çiziyorsunuz?
Eskişehir'i sanayi kenti olarak mı yönlendiriyorsunuz? Eğitim kenti olarak mı yönlendiriyorsunuz? Nasıl yönlendiriyorsunuz? Bildirendirme var mı? Yok. Şeffaflığa da kapalı. Bakınız değerli konuklar. Porsuk güzel oldu. Yapılıyor. 10 senedir. Kaç oldu? 99? 2010. 11 yıldır. Daha da bitmedi. Güzel oldu. Kimine güzeldir. Ya kaç para harcandı? Ben bilmek istiyorum bir vatandaş olarak. O porsu yapan müteahhit Eskişehir vergi rekabetmeni oldu. Meçhul. Kimliğini açıklanmasını istemiyorum. Meçhul. Türkiye genelinde de ilk 20'ye girdi. Peki benim param cebimden kaç para çıktı? Bunu bilmek bir Eskişehirli olarak benim hakkım değil mi? O parada benim de verdiğim vergiyle, benim de verdiğim çevre vergisiyle, temizlik vergisiyle benim de hakkım var. Onu bilmek benim hakkım değil mi? Ama bilemezsiniz. Sır, şeffaflık yok. Peki denetlenebilirlik var mı? En önemli çağdaş yöneticilerinden birisi de denetlenebilir olmaktır. 1999 yılından beri biz denetlenebilir olmamanın da formülünü bulduk. Belediye şirketleri holdingi yarattık, 12 tane şirket gördük. Belediyenin parası şirkete, şirketlerden nasıl alınıyorsa yapılıyor işte. Kim denetliyor, kamu denetimi yok. Yeminli mali müşavirle anlaştığınız zaman kamu denetiminden kapalısınız. Kim denetliyor? Mali müşavir. Mali müşavir kim? Eski ortağımız. Nasıl oluyor bu iş şimdi? Nasıl denetlenebilecek? Kamu denetiminden uzak. Denetlenebilir değil. Şeffaf değil. Katılımcı değil. Peki bu yönetime çağdaş bir yönetim anlayışı demek mümkün mü? Çağdaş yönetim anlayışının olmadığı bir kente çağdaş gelişmiş Avrupa kenti demek mümkün mü? Çok farklı şeyler söylenebilir. Ama yönetim anlayışı açısından baktığınız zaman bu yönetim anlayışına çağdaş ve gelişmiş bir yönetim anlayışı demek mümkün değildir. Ben arkadaşlarımın söz hakkını anlamak istiyorum. Aslında bir de şeye de bakmak. Zaten tur yapacağız birkaç tur. Bir ara bir küçük bir şey kullandı. Cambaza bak kavramı. Ben onu çok sık yaşıyorum. Üniversiteye gidip gelirken Hasan Polatkan'da oturuyorum. Yani bütün belediyeleri görüyorum ben. Belediyelerimi yapmak istemiyorum. O benim işim de değil zaten. Şeydir, bir tane işçi kazmayla bir şey kazıyor. 4 metreye 4 metrelik bir tabela görüyorum. X belediyesi çalışıyor falan diye. Bir tane işçi kazmayla çukur kazıyor. Herhalde siz böyle bir şey bahsettiniz. Cambaza bak kavramını. Hayır, onu biliyorsun da şimdi çok da fazla. O cambaza bakın ne demek istediğiniz sayın. O zaman bir cambaz işaret edip başka işler tamam, çevirenler için. Tamam. O zaman Murat Bey'in isterseniz ilk turdaki görüşlerini duymak istiyoruz. Evet, ben öncelikle bütün izleyicilere hoş geldiniz diyorum. Biz de bugüne kadar hep kalemle konuşan insanlar olduğumuz için diksiyonumuzda bir hata olursa şimdiden kimse kusura bakmasın. Şimdi burada en şanssız insan da benim. Çünkü Vedat Bey'in politikacılığı var. O yüzden diksiyonu bir hayli üzgün. Ali Bey zaten her akşam televizyon programı yapıyor. Hocamızı hiç söylemeye gerek yok. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Yanlış bir şey söylersem. Şimdi ben önce tabii yaşanılabilir bir kentte neler olması gerektiğine biraz üzerinde durmak istiyorum. Şimdi yaşanılabilir kentlerin bazı kriterleri var. 50 tane, 60 tane, 70 tane. Bunların hepsini yerine getirebilirsiniz. Fakat bana göre en önemli bir kriter var ki zaten bizim de en büyük eksikliğini çektiğimiz kriter. Bizde nedense hoşgörü yok, iyi niyet yok. Meselelere doğru yerden, doğru açıdan bakma yok. Şimdi şöyle ki, Eskişehir'i ele alalım. Eskişehir kimliği bol olan bir kent bana göre. İşte eğitim kenti diyoruz. 30 binin üzerinde öğrencisiyle, öğretim üyeleriyle, iki üniversitesiyle, iki değerli üniversitesiyle. Şimdi havacılık kenti diyoruz. İşte havacılık konusundaki gerek özel sektör, gerek devletin kurumlarıyla. Bunun yanı sıra tarım kenti diyoruz. Yani Eskişehir gerçekten Alp Ovası'yla, diğer ilçelerle büyük bir tarım kenti. Maden kenti diyoruz. Hemen hemen her maden çıkıyor. İşte biraz önce Manyezit'in genel müdürü, değerli abimizle biraz sohbet ettik. Eskişehir'de bir memur kenti, bir işçi kenti. Son yıllarda turizm kenti olmaya başladı. Yani bu turizm belki biraz dalga geçilebilir, alay edilebilir ama bugüne kadar görmediği
bir kimlikti Eskişehir'in. Kaldı ki şu özelliği var, Eskişehir diğer şehirlerin turizmi gibi de değil. Eskişehir'de kent merkezi turizmi, yani bu kente gelen insanlar kent merkezini görmeye geliyorlar. Türkiye'de hiçbir ile İstanbul dışında kent merkezi görmeye gitmiyorsunuz. Yani bunda işte belediyenin yaptığı çalışmaların büyük faydası vardır. Hükümetin sağladığı imkanların büyük faydası vardır. Ya bunları bir kaba koyduğunuzda ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi Eskişehir'de benim hatırladığım 50 yılda gelmeyen turistin 10-15 yıl içerisinde Eskişehir'e geldiği söyleniyor. Belki Eskişehir'in büyük bir talihsizliği, yani turizmi Eskişehir'e çekebilecek elinde yeterli materyallerin, yeterli değerlerin olmamasının da önemi vardı belki, ama şu anda geldiğimiz noktada Eskişehir'e az da olsa bir turizm kenti demek mümkün. Şimdi olaylara nedense toplum olarak hep kişilere endeksli bakıyoruz. Ya da siyasi görüşlerimiz doğrultusunda bakıyoruz. Yani bir insanı yaptığı bir şeyle değerlendirirken o insanın önce hangi partiden, hangi siyasi anlayıştan ya da bizim sevip sevmediğimiz açısından bakıyoruz. Bence en büyük yanlışı da burada yapıyoruz. Aslan heykellerini söylerken Osman Gazi ya da Malatya heykellerini söylemeyi belki de canımız istemiyor. Yani işte Porsu'a paraya ne kadar harcandığını sorgularken bu Porsuk eskiden ben hatırlıyorum ilk mesleğe başladığımın ilk yılından 10 yıl boyunca bu Porsuk niye düzeltilmiyor diye bağır bağır bağırdık. Her gün yazılar yazdık. Bu Porsuk niye temizlenmiyor, niye çevresi düzenlenmiyor dedik. Şimdi park yapın diye bağırıyorsunuz, park yapılıyor. Parktan çok içindeki işte ne bileyim bir gemi ya da oraya koyduğumuz bir tane kafe konuşuluyor. Yani biraz iyi niyetli olmamız, yani meselelere doğru açıdan bakmamız gerektiğine inanıyorum. Sonra bu şehirde beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız bu şehirde yaşıyor. Birçoğumuz ölünce bu şehirde gömüleceğiz. Yani bu şehrin güzelliklerinle gurur duymak yerine bu şehrin olumsuzluklarını sürekli ön plana çıkartıyoruz. Ki bunu da olumsuz olduğu için değil de sadece yapana bakarak, yapanın kişiliğine, yapanın siyasi düşüncesine bakarak yapıyoruz. En büyük haksızlığı da biz kendi şehrimize yapıyoruz. Yani biz kendi şehrimize kötü dersek başkaları ne der diye hiç düşünmüyoruz. Şimdi sabah gazetede okudum. Louvre Müzesi, yanlış söylüyorum bilmiyorum ama orada işte eski bir ressamın çok değerli bir tablosuna küçük bir kız sakız yapıştırmış. Şu anda konunun uzmanı 18 tane profesör o resme zarar vermeden o sakızı çıkartmaya uğraşıyormuş. Yani biz sakız değersiz ama tablo çok değerli. Eskişehir bana göre bir tablo. Ama sırf bu tabloya bir şeyler yapan insanın siyasi geçmişine, siyasi pozisyonuna ya da bizle olan bir husumetine ön plana çıkartarak o insanın üzerine ya da Eskişehir tablosunun üzerine yapıştıracağımız sakızı çıkartmak çok zor olacak gibi geliyor bana. Sonra şunu söyleyeyim, yani biz hamdolsun Müslümanız. Ülkemizin de %99 Müslüman. Bu kutsal dinimiz de hoşgörü üzerine kurulmuş bir din. Ama ne yazık ki biz bu dinimizin en önemli gereği olan hoşgörüyü biraz göstermiyoruz gibi geliyor bana. Biraz olayları şehrimiz açısından, şimdi bu kötülediğimiz ya da sevmediğimiz insanlar yarın burada olmayacak ama bu şehir sürekli var. Şimdi ben izninizle bir küçük düzeltme yapmak isterim. Şimdi burada hiçbir katılımcının, ben Deniz'in ve buradaki hiç kimsenin amacı bir şahsı, bir belediyeyi hedef almak değil. Yani olaylara eleştirel yönden bakmamızın nedeni, elbette ki eleştirel bakmak zorundayız. Ben mesleğim itibariyle eleştirel bakmak zorundayım. Sizler de aynı şekilde eleştirel bakmak zorundasınız. Ve bu eleştirileri ben size katılmadığım yönler yok değildir. Ama bir hoşgörüsüzlük simgesi olarak değil de iyi niyetle yapılmış eleştiriler daha iyiye götürmek için kenti yapılmış eleştiriler olarak görmek gerekir. Tabii ki o çocuğun yapıştırdığı sakız tabloya zarar veriyor ama şimdi kategorik olarak burada yapılan eleştirileri mesela böyle birilerini, bir siyasi partiyi hedef alındığı konusundaki düşüncenize ben özür dileyerek katılmak istemediğimi belirtmek isterim. Ben size bir şey söylemedim. Yok, kimseye bir şey söylemedim ama tabii ki yani
bu eleştiriler bir tür baba şefkati gibi. Yani hiç kimsenin Eskişehir'i bir başkasından daha fazla sevmediğini, sevdiğini söylemesi mümkün değil. Ben 99'da geldim. Müteahhit defalar insanlar şahit olmuştur. Bu belki bir tür anakronik bir kırılma gibi düşünülebilir. Ama Eskişehir'i daha önce yaşadığım bütün şehirlerde, hatta doğduğum şehire eşit derecede çok sevdiğimi söylemişimdir müteahhit defalar. Evet, yani çok sevdiğim bir şehir, hiç gitmeyi düşünmedim. Demokratik halkıyla, çevresiyle, coğrafi konumuyla ama eleştiri tabii ki daha iyi olması. Sen orayı düzelt. Hayır, bu da bir eleştiri. Yani bu da bir eleştiri. Bakın, şimdi bundan 10 yıl önce şu anda Kent Park'ın olduğu bölgeye hatırlarsınız TOKİ konutlar yapacaktı. Alışveriş merkezi ve lüks konutlar da yapacaktı yanında. Eskişehir ayağa kalktı. Yani Eskişehir toplumsal bir tepki gösterdi. Bunun sonucunda gelinen noktada orada güzel bir park oldu. Fakat biz yani geçmişi de unutuyoruz. Yani yaşadıklarımızı da unutuyoruz. Bugün o parktan övgüyle söz eden var, övgüyle söz etmeyen var. Üstelik övgüyle söz etmeyenler geçmişte bu parkın dev alışveriş merkezi yapılmasın diyenler. Benim demek istediğim o. Benim anlatmak istediğim özetle şu. Biz bazı olaylara hoşgörülü bakmalıyız. Baktığımız açı hep aynı yerden olmalı. Tabii ki. Ben şimdi çok şey oldu işte. Evet, Vedat Bey'e verirsen. Şimdi bir kere ben bir mevcut yönetim anlayışının çağdaş olup olmadığını ortaya, aksini iddian bu adam varsa söyleyebilir. Katılımcıdır diyen varsa. Bir tespitte bulunuyoruz. Katılımcı mı? Kimse katılımcı diyemez. Şeffaf mı? Diyemez. Denetlenebilir mi? Diyemez. Hoşgörü meselesine gelince gerçekten en başta belediye başkanının kendisi hoşgörü olması lazım. Murat arkadaş unutmuş olabilir, ben unutmadım. O istikbale karşı açtığı savaş ve vaadalardan o matbaacılar sitesine yağmurlu bir günde nasıl apar topar çürüldüğümüz ben unutmadım. İstikbal gazetesi 1999 depreminden sonra yaptığı imar planı yanlışlıkları nedeniyle ben ve arkadaşlarımızla birlikte onun yanlışlarını sergilediğimiz için bu belediye şirketleri ve belediye şirketlerinin denetlemelerini yöntemindeki usulsüzlükleri gündeme getirdiğimiz için bizim yüzümüzden bir sürü matbaanın da ocağı söndü. Biz erken çıksaydık onlar kurtulacaktı. Sonra biz taşınınca gene izin verdi. Hepsi aşağıya indi. Bir belediye başkanı İstikbal Gazetesi'ne savaş açtı. Onun genelinde matbaalara savaş açtı. Hoşgörü neresi? Eleştiriye tahammül neresi? Bizim adalarda ta rahmetli Sezai Aksoy döneminde koyduğumuz panoyu kaldırıp odun pazarı sınırlarına çektik. Hala odun pazarı sınırlarında dönüştü. Bu hoşgörüyle tekrar borsu kenarına aldılar zaten. Şimdi hoşgörü, en büyük hoşgörü gazetecilerin yerel muhalefet olarak eleştiren olmamız lazım. Biz de hiç şahsına bir şey demiyoruz, kişisel de falan değil. Yaptıkları tespitte geçmişi gerçekten unutmamamız lazım. Ve zaten Eskişehir'de 10 yılda Eskişehir'in parça olduğu için laf lafa açıyor, konuşalım oraya da sizin dediğiniz. 1999 bir dönüm noktası olurken bir önce kentin belleğinin silinmesine taarruz edildi. Bir gecede tüm cadde ve bulvar ve sokakların ismi değiştirildi. Hiç gereği yokken, hiçbir çağdaş yönetimcilik anlayışını gerekmezken, hiçbir kentlilik olmazsa bizim Kütahya Caddesi'nin adı bir bayında bir değişti. Öbürü Dansöz Sokak, o bilmem ne sokak, Cambaz Sokak. Bir gecede hepsi değişti. Kent ayağa kalktı, kendi geçmişine sahip çıktı. Tepkiyle, o günkü tepkiyle geri adım atmak durumunda kaldılar. Gerçekten unutmamak lazım geçmişi. Şimdi geçmişi unutmazken bu son 10 yılın en önemli nedeni de bir de geçmişi gerçekten unutup vefasızlık etmek. Burada arkadaş iyi bir noktaya döndü. O borsuktan hep yakındık. Peki kim düzeltti orayı? Rahmetli Sezai Aksoy, rahmetli Selami Vardar'ın hiç mi payı yok? Hatta rahmetli Aydın Aratın. Eskişehir biz doğru, o daha büyük karşımıza. Hayır, hani bunu derken, hani bunu görmeyelim derken. Yani bir kişinin değil, o paranın hesabını onlar da yapsa onlardan da sorarız. Ben parayı da bilmek zorunda. Şimdi o konuya giriyoruz da tramvaylar. Evet, soru cevap bölümünde izniniz olursa yorumlarınızı da alacağız. Şunu belirtmek lazım. Gerçekten çağdaş yönetim anlayışının birisi de hoşgörüdür. Hoşgörülü olmak lazım belediye başkanı. Burada belediye başkanı
sivil toplum örgütleriyle kavgalarını hepiniz hatırlıyorsunuz. Sen de İstikbal'de çıktı tam sayfı İnşaat Mühendisleri Odası. Makine mühendisleri bunlar makine mühendisi midir? Cahil cuharadır. İnşaat mühendisleri ne anlarsınız siz bu işten? Öyle bir sonraki turu bitirirsek şey olacak. İsterseniz bir sonraki turda biraz daha. Şimdi Ali Bey'e artık döneceğim. Şimdi Eskişehir'in sorunları nelerdir? Biraz daha tabii bunları özelleştirmeden yani çok objektif bunlar görülebiliyor. Sizlerin de biz herkes samimi olduğunuza inanıyoruz. Birkaç basın mensupları. Bütün sorunların kategorik olarak neler olduğunu ve üçüncü turda da ifade ettiğiniz evet. Sorunlarda bir şunu bir toparlayalım. Arkadaşlar soruyor şöyle bu kentsel demokrasi, yönetişim, katılımcılık, doğrudan demokrasi. Böyle şık sözler, güzel sözler, ne güzel, hoş. Bunlar doğrudan küreselleşmecilerin bize dayattıkları sözler. Onların burada hiyerarşik işbirlikçileri var. Böyle bunlar yok. Yani ne demek bir şey? Doğrudan demokrasi, ne demek doğrudan demokrasi? Bilen var mı? Katılımcılık, zaten öyle bir şey yok. Yani ama bunun adı altında belli gruplar alıyor, aa biz katılımcılık yaptık diyor. Kimlerle yapmışsın sen? Lütfen Ticaret Odası Başkanı'nda da alınmasın. İşte Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, ikisi katılımcılık yapıyorlar. Hadi burada sendikalar var, emekçiler var, bu kentin yaşayan insanları var. Bunların sözü kim oluyor? Bunlara kim söz söylüyor? Bunlara da kim söylüyor? Yani bu şehirde kimlerin sözü geçiyor? Kimler fazla konuşabilir, kimler az konuşabilir? İşte bunun bir kıstası var mı? Kıstası yok. Yani önce bir şey bulmaya bakacağız. Yani bir şey yaparken işte bir şey ne yapıyoruz işte biraz önce anlattım. Kent parti yapıyoruz dedi. Doğru, kent parti yapıyoruz, çok güzel. Peki bu kim kazanıyor bundan? Diyorlar ki kent kazanıyor. Peki kent kazanırken kim kaybediyor? Şimdi burada evet biz o Murat Atacım söyledi. O kent parkı yani o tepe inşaatı o zaman alan. Oraya ben başı çekim gazetecilerden biriydim. Oraya o şirket almasın diye. Hatta dönemin belediye başkanı Ömer Eker'e de gaz verdik. Dedik ki şurayı mühürle seni kahraman yapacağız falan. Neyse orası doğru buldu. Ama şöyle bir durum var. Bakın Eskişehir burada yanılmasın. O bölüm karşısındaki TOKİ ev yaptı oraya. Orası da yeşil alanı. Orası Eskişehir'in en büyük yeşil alanıydı. Bir gecede evleri indirdiler, kaldırdılar. 60 bin metrekare. Oraya yeşil alanı konut alanına çevirdiler. Sonra, şimdi soruyorum burada insanlara. O kent parkı, oradaki evler için mi yaptınız, Eskişehir için mi yaptınız? Şimdi bu basit bir sorudur. Evet, park güzel. Ben o parka ayrı ülkede gidiyorum. Orada oturan, orada oturanlar lütfen yanlış anlamasınlar. Artık yapacak ama onlar her gün gidiyor. Dolayısıyla park onlarındır. Onlara daha çokmuş. Şimdi bir şeyi karıştırmamak lazım. Geldiğiniz zaman kentte yani bu kentte yaşayan biraz önce planları bahsettiler. Ben de planları anlatırım ama şunu unutmamız lazım. Eskişehir ne kenti? Diyorlar ki Eskişehir bir turizm kenti oldu. Oldu mu? Oldu. Güzel. Bundan önce de Eskişehir bir üniversite kentiydi. Sonra üniversite yani bilimi biz dışarı çıkarttık. Üniversite kenti olduğumuzu unuttuk. Dedik ki biz öğrenci kentiyiz. Yavaş yavaş oluyor bunlar, hiç çaktırmadan. Diyor ki biz kültür ve sanat kentiydik. Fakat en başta Eskişehir neydi biliyor musunuz? Eskişehir işçi kenti. Sübermak vardı, şeker fabrikası vardı, Tromsaç vardı. Bu fabrikaları teker teker özelleştirdiler. İşçileri kapının önüne koydular. Hepsi kapının önüne koydular ve fabrikada kapattılar. Diyor ki borsu nasıl temizlendi? Sübermak'ı kapattım, kıstım üstünü, borsu temizlendi. Kentle beraber şunu söylemek istiyorum. Kentin yerleşimi de önemlidir. Biz kenti nasıl yaptık? Yani şirket. Sümermak işçileri nereye oturdu? Sümer Mahallesi. Oturdular Sümer Mahallesi. Osman Gazi onundur. Tülonsaç'taki işçiler Kınuz Toprak'ta oturur. Osman Gazi'de oturur. Şeker işçileri, hava ekme işçileri Gökmeydan tarafında oturur. Yani Eskişehir bir işçi kentiydi. Mahalleler buna şekillenmişti. Dediler ki artık üretime gerek yok. Sümer Mahallesi'ndeki işçiye dediler ki işçi. Babasına kalmış ev yapıyor. Sen kalk bakalım oradan dediler. Sen ufak ufak uzak kardeşim. Buraya biz oturacağız artık. Buraya kendimizi has çiftler çevireceğiz. Burada biz oturacağız burada. Olayın diğer yönüne geliyorum. Bakın şeylere, Emek Mahallesi. Kent Eskişehir'i nasıl yaratıyoruz biz? Emek Mahallesi kime götürüyor? Emirdağlılar, Beyalıçlılar, Simsar. Niye? Neresi yapsan gibi uzunluğu oraya konuyor. İşte Esentepe, Yeşiltepe, Çirintepe. Bakın sakallar oturur. Sözler, Riyakazi, İnsan taraflarından gelenler oturur. Bakın Şehirka, Büyükdere, Yeşiltepe, Büyükdere, Gültepe. O tarafa Göztepe'ye Seyit Gazi'den gelenler oturur. Yani bu şehir hepimizin birlikte oluşturduğumuz bir şehir. Belli kişilerin oluşturduğu şehir değil. Dolayısıyla bu şehir işçilerin, üretenlerin bir şehir. Şimdi bakıyoruz 1-25 bin planlar. Arkadaşlar anlattı. Ben de o konuyla müdahale olan biri söyleyecek çok sözüm var. Ama bu planlar yok biliyor musunuz?
üretim yok. Üretim yok. Coğrafi topraklar satılıyor. O topraklar 1920'den beri satılıyor. Evet, kim satılıyor? Kurçoğlu ve Kiremit Markası. Burada hepimizin anası babası bu Kiremit Markalarında büyüdü. İşçiydi bunlar. İşte bacılar var, şimdi şey yapın. Yıktırmadık, burası bir cumhuriyetin ilk para. O bacalar nerede yapıldı? İşte oradaki toprakla yapıldı. O topraklar, fabrikalar var. Onlar diyorsun ki, çalınıyor. Tarım yapan üreticiye diyorsun ki, kardeşim burası tarım alanı değil diyorsun. Fabrikaları da kapatıyorsun. Bu şehirde nerede üretim yapılacak? Kim üretim yapacak? Niye yeni bir organizasyonlar bölgesi yaratıyorsun? Niye bir şey yok? Yani üretim yok. Bakın, yeni planlarda üretim yok. Bu da tam istedikleri iş. Bireysel sermayenin istediği iş. Üretim yapmayın kardeşim. Biz severiz. Siz bol bol bize toprak verin. Bunun sonu gelmez. Yani bu söylediğimiz toprak satılıyor anlamında başka bir şey. Önce bunu söylemek istedim. Bir de şu turizm olayına kafaya taktım. Burada hanımefendiler var, genç kız arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Lütfen kusura bakmayın. Sizi tenzih ederim. Bu turizm hem öğrenci kenti hem turizm. Geçmişte Tayland'a, Singapur'a, Kiev'e niye gitti buradaki insanlar? Turizm için gitti değil mi? Ama niye gitti hepimiz biliyoruz. Turizm başka bir şey arkadaşlar. Kent turizmi diye bir şey olmaz. Gelenlerin ortalama yaşı 50'nin üstünde. Neyse onu konuşuruz sonra. Gece gelenler de var Murat Bey. Bunlar da şimdi bundan başka yani ben söyleyeyim. Yani sosyolojik bir dönüşüm evet. Geçirdiğinden bir bahsediyoruz. Yani Eskişehir çalışan, üreten... Bunlar bir şehirde üretim yok. Sonradan bir teknik terimlerle kullanacağım özür dilerim. Bir kendi burjuvasını yaratan, bir tüketici... Abi burjuva da yaratamıyoruz yani. Bir şehre mi dönüşmeye evet, başladın? Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi bu şehirde biz gazeteciyiz. Dolaşıyoruz zaman zaman. Dedik ki Eskişehir'in sorunları ne? Ben giderken işte sokakta rastlıyorum çalışanlara. Diyorlar ki buradaki insanlar, güzel bir iş istiyoruz. Bir, iş güvenliği istiyoruz. Patronlar varsa iyi dursun. İşsizlik yardımı istiyoruz diyorlar. Ucuz konut. Ailesi için sigorta istiyor insanlar. Sağlık sigortası. Parası eğitim istiyorlar. Kolay, ucuz ulaşabilmek istiyorlar her tarafa. Çocukları ve yaşlıların bakımını istiyorlar. Bu soruyu yapıyoruz. Eğer bunları yapıyorsanız siz, burası çağdaş ya da ismi her neyse güzel bir şehirdir. Eğer bunlar yoksa burası güzel bir şehir değildir. Benim özel özelliklerim bunlar ve buradaki yaşayan insanların büyük çoğunluğu bunları istiyor. Bunlar varsa burası güzel şehirdir. Ama bunlar yoksa, güzel, süslü sözler varsa bunun da bir anlamı yoktur. Biraz sonra örneklerle de anlatacağım. Evet. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Şimdi ben arada küçük girişler yapıyorum. Murat Bey benim aslan örneğimle ilgili şey yaptı. Ben orada bir analoji yaptım aslında. Aslan bir simgeydi. Mesela Migros kavşağında bir Atatürk anıtı vardır. O anıtın derhal kaldırılarak yerine daha güzel, daha estetiği olan ve daha büyük bir Atatürk anıtının koyulması elen gereklidir. Çünkü baktığınız zaman uzaktan yani estetikten yoksun bir demir yığını görülüyor. Yine bizim Hakeza Üniversitemizde o güzel düşünülmüş bir şeydir. Onu da takdir ediyorum. Osmanlı Gazi Üniversitesi ve Osmanlı kurucusunun bir anıtı vardı. O da Hakeza at üstünde gezen bir meczup görünümü veriyor uzaktan bakıldığı zaman. Yani buna da elbette ki şey değil. Yani bir şahıs veya bir belediyeyi ben baştan beridir hedef almıyorum. Yapılanlardır önemli olan. Ama estetik yoksunu bir yapılanma da vardı. O nedenle o aslan bir tür analojidir. Onu da ben açıklayayım. Şimdi tekrar ben Vedat Bey'e döneceğim. Şehrin biraz daha şimdi biraz daha somutlaştıralım isterseniz Vedat Bey. Yani bir belediyecilik hizmeti anlamında trafik, su, park yeri, imar planlarından kısmen bahsettiniz. Çevre gibi çevre yolları gibi yani bir belediyenin yapması gereken Eskişehir belediyelerinin hepsini kastediyorum yapması gereken ve henüz yapılmamış ya da yapılmasını arzuladığımız problem arz eden neler var maddeler halinde bunları şey yaparsak madde halinde de şimdi şu öbür yönetim anlayışının bir başka ortaya koyduğu göstergeyi de onu biraz sonra söyleyeyim o zaman. Sizin sorunuzdan başlayalım. Yıllardır hepimiz biliriz Eskişehir'in en büyük sorunu tek merkezli bir kent olması. Eskişehir şurada Atatürk Caddesi, yeni adı Mustafa Kemal Caddesi,
Yunus Emre Caddesi, işte Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Bağlar kaçıncı cadde ise o Cengiz Toker, orasından Sivrisar Caddesi'ndeki bir dairenin içerisine sıkışmış durumda. Her şey burada. Bu kendi boğuyor. Bir kere bu merkezden dağılması lazım. Bu tek merkezli kent olması aynı zamanda bir sürü sorunun da kaynaklık ediyor. Yeni cazibe merkezlerinin, hatta her zaman vaat edildiği gibi süslü lafla uydu kentlerin yaratılması her dönem vaat edilmiştir. Ama ne yazık ki tersi yapılmıştır. Kentin tek merkezi dağıtılmak yerine kent merkezi daha rant merkezi haline getirilmiştir.